Dün ve bugün açıklanan kredi paketleriyle taşıt kredilerinde de faizler düşürdü. Biz önce az önce sizinle paylaştık ama onlar konutlar için olanlardı. Peki araç alım satımlarında sıfır ve ikinci elde kredi tutarı nasıl hesaplanacak? Konuyu firma yetkilisi Melih Mutlu ile konuşacağız. Sayın Mutlu, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ekonomiye can suyu olacak iki önemli dün ve bugün açıklanan paketler dört ayrı başlık altında. Bugün sizinle ağırlıklı olarak tabii taşıt konusunu konuşacağız. Olağanüstü bir dönemi geride bırakmaya hazırlanıyoruz. İnşallah süreç umulduğu gibi devam eder. Tabii özellikle araç alım satımlarında da nasıl bir yansıma oldu önce onu sorayım. Ardından da bugün bahsediyor olduğumuz kredilerde nasıl araç alınacak, kaç yaşına kadar geçerli araçlar için onu sorayım size. Öncelikle içinde bulmuş olduğumuz süreç tabii ki tüm sektörler olduğu gibi bizim sektörümüzü de olumsuz etkiledi. Özellikle mobilitenin kısıtlandığı, sokağa çıkma kısıtlarının olduğu bir dönemde insanların otomobil kullanımları bir miktar azaldı. Bununla alakalı da talepler ertelenmişti. Açıklanan yeni kampanya ile birlikte ertelenen talebin hızlı bir şekilde realize olacağını ve satışa dönüşeceğini öngörüyoruz. Özellikle bizim sektörümüzde bu uygulama ilk defa yapılıyor. Bizim için de bir ilk ikinci el sektöründe. Geçtiğimiz yılın sonunda 2019'un son çeyreğinde sıfır araçlar için yapılan bu destekli kampanya satışları oldukça pozitif etkilemiş ve piyasaya bir canlılık getirmişti. Aynı beklenti bu sene yine tekrardan yapılan kampanyayla bu dönem için sıfır ve ikinci el araçlara da pozitif bir etki sağlayacağını düşünüyoruz. Biz geçtiğimiz 4 ayda Nisan ayında ortalamada Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre %18.5'lik bir pazar artışıyla devam ediyorduk. Fakat Mayıs ayındaki ve Nisan ayındaki kendi içerisinde ay bazında baktığımızda düşüşler %50'ler ve %30'lar bandında oldu. Tabii ki bu sürdürülebilir bir durum değildi. Bir şekilde de finansman kolaylıklarıyla birlikte yılın geri kalan döneminde bu satış düşüşlerini pozitif bir şekilde artışla kapatacağımız öngörüsü var sektördeki tüm paydaşlarda. Kampanyanın detaylarına gelince de 7 yaşa kadar araçlar için geçerli olacak ikinci el araçlarda. Maksimum 150 bin liralık bir kredi limiti öngörüyor Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan pakette. Ve bugün ek bir bilgi daha geldi. 3 tane kamu bankasıyla başlayan kampanyaya 2 tane de katılım bankasıyla birlikte toplamda 5 finans kuruluşunun desteklediği bir yapı haline geldi. İlerleyen günlerde muhtemelen özel bankalar ve diğer finans kuruluşlarının da bu kampanya içerisine dahil olacağını ve yelpazenin daha da genişleyeceğini ümit ediyoruz. İkinci ellerde 7 yaş sınırı var değil mi evet, Sayın ikinci, Mutlu? İkinci ellerde 7 yaş sınırı var. 60 aya kadar vade söz konusu. İlk 6 ayı da ödemesiz olarak gerçekleştirilecek kredinin. Bunun dışında 150 bin liralık limit var. Bu limit de ikinci el için gayet yeterli ve makul bir limit olarak söyleyebiliriz. Biraz örneğin hani daha somutlaştıracak olursak örneğin bir bedel üzerinden ikinci elde araç alınacak. Şöyle, biraz netleştirmemiz mümkün olur mu? Tabii şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki 100 bin liralık bir kredi kullandınız. Böyle bir araç alacaksınız. İşte aracın bedeli de yaklaşık 150-160 bin liralar civarında. Bunu 0.82 ile 48 ay vadelendirdiğiniz takdirde 2.624 lira bir aylık ödemesi oluşacak kredinin. Bunun da toplam kişiye maliyeti de 126 bin lira civarında bir geri ödeme maliyeti oluşacak. Aylık ödemelere baktığınızda 2.624 lira gayet makul bir ödeme planı olarak gözüküyor ve bunun da ilk 6 ayın ödemesiz olduğunu düşünürsek yine tüketiciler için oldukça kolaylık sağlayacak bir durum. Tabii bunun bizim sektörümüzde dolaylı etkileri de var. İkinci el tarafında biliyorsunuz araç satışları düştüğü zaman ikinci el tarafında da pazarda araç bulunurluğu düşüyordu. Kampanya sıfır tarafında da geçerli olduğu için oradan da takasa gelen araçlar yine ikinci el pazarına giriş yaparak ikinci eldeki araç bulundurluğunu da arttıracaktır. Bu da yine tüketicilerin daha fazla ve daha çeşitli otomobil bulma yolunda da önüne açacak bir uygulama olarak değerlendirebiliriz. Sayın Mutlu, araç fiyatlarında bir yükselme söz konusu olur mu? Bizim sektörümüzde geçtiğimiz aylarda sıfır araçların maliyetlerinden ve kur etkisinden dolayı biliyorsunuz biz daha çok sıfır araçla takip ederiz birbirimizi. Oradaki fiyatlar arttıkça ikinci el tarafında da fiyatlarda ister istemez bir artış oluyor. Bundan mütevellit bir artış gerçekleşti. Pandemi süreci içerisinde bir miktar fiyatlar geri gelse de tahmin ediyorum Haziran ayı içerisinde pandemi öncesindeki fiyat skalasına tekrar çıkacaktır. Düzenli olarak sıfır piyasasını takip ettiğimiz için oradaki gelişmeler bizi çok yakından etkiliyor. Ama piyasada araç bollaştığı sürece fiyatlar normal seyrinde devam edecektir diye özetlemek mümkün.
Özellikle pandemi sürecinde tabii kişisel izolasyondan çok sıkça bahsettiğimiz için Evet. toplu taşıma yerine bireysel araçlarıyla seyahat etmek isteyen tüketicilerin de yine bu dönemde de olsa araçlara bir yoğun talep olduğu hep yazıldı, çizildi. Tabii piyasaya, sahaya yansıması nedir? Onu size ağırlıyorken sormuş olayım. Tabii kesinlikle biz bunu hissediyoruz. Özellikle dün itibariyle yasakların artık yani yeni normale geçiş dönemimizle birlikte kişilerin mobilitesini sağlamak için şehirler arası veya şehir içi her çeşit otomobille alakalı talepleri bizlere gelmeye başladı. Buradaki kritik nokta sizin de belirttiğiniz gibi temasın minimum olması ve ailelerin artık yazın da gelmesi ve okulların da kısa bir süre sonra kapanacak olmasıyla birlikte seyahatlerini arttıracak olması ve bu anlamda da izolasyonu maksimum düzeyde tutmak istekleridir. Çok doğal artık otomobil bildiğiniz gibi bir lüksten daha çok ihtiyaca geçmiş durumda. Dolayısıyla da kişiler ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli fiyat aralıklarında veya motor hacimlerinde otomobilleri sahip olup ihtiyaçlarını bir şekilde gidermek arzusundalar. Bunun için de finansman seçenekleri de önemli bir argüman oldu. Tabii zaman zaman tabii denge değişiyor. Farklı parametreler de var ama birinci sıfır araçlar, ikinci el araçlar, zaman zaman işte ikinci el araçlara talepler biraz daha yoğun oluyor. Belli kampanyalar noktasında sıfır araçlar biraz daha talep açısından yoğunluk arz ediyor. Şu ara nasıl bir denge var Sayın Mutlu? Bu dönemde sıfır aracı olan talep mutlaka devam edecektir. Fakat sıfır araçlarda biliyorsunuz fabrikalar pandemi süreciyle hem ülkemizde hem de dünya genelinde kapalı olduğu için veya kısıtlı sayıda mesafe gözeterek üretim yapıldığı için kapasitenin altında bir üretim yapıyorlar ve birçoğu da geçtiğimiz ayın ortalarında üretime başladılar. Dolayısıyla fabrikaların talebi karşılayacak üretim yapması, bu araçların ülkemize gelmesi veya ülke içerisindeki üretimin kapasite %100 kapasiteyle devam etmesi ve bunların perakende satış noktalarına çıkması bir zaman alacaktır. Aynı zamanda da bir maliyete de yansıması olacaktır. Hepsini üst üste koyduğumuz zaman dediğiniz gibi dönem dönem ikinci el dönem dönem sıfır araca talepler olur. Fakat şu dönemde tahmin ediyorum Eylül-Ekim aylarına kadar yeni araçların gelmesi bir miktar zor olacağı veya kısıtlı sayıda geleceği için ikinci el tarafındaki talep devam edecektir ve talep ikinci ele kayacaktır. Peki son soru. Buyurun. Sizinle bugün konuşuyor olduğumuz bu aslında sektörü de ciddi anlamda tekrar canlandırabilmek adına can suyu olarak değerlendirilen paketler sizin sektörünüz açısından ümit var mısınız? Yansımaları ne olur? Kısaca onu da bir sorayım. Açıkçası biz yansımayı 5'inden itibaren çok daha net gözlemleyebileceğiz. Çünkü başvurular bizim de takip ettiğimiz kadarıyla ayın 5'inden itibaren, 5 Haziran'dan itibaren başlayacak. Biz kredi kampanyası öncesinde dün dediğim gibi yoğun talep almaya başlamıştık. Üzerine bir de böyle kolay bir finansman modeli çıktığında, ilave edildiğinde talebin çok daha yukarılarda olacağını düşünüyorum. Açıkçası sektördeki birçok yönetici arkadaşım da şu an bizler gibi daha çok otomobil bulup tüketicilere farklı otomobil alternatifleri de bu kampanyayla birlikte sunmak olacaktır. Cuma günü çok daha net bu kampanyanın etkilerini görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Peki Sayın Melih Mutlu, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.